dersimizde ekran kayıt için mikrofon olarak nasıl bir mikrofon seçmeliyiz konusuna değineceğiz. Öncelikle mikrofon olarak seçmemiz gereken nokta en önemli noktalardan bir tanesi. Yani doğru bir mikrofonu seçmek ekran kaydındaki ses kalitesini ciddi oranda etkileyecektir. Aynı zamanda kullanım şekli de direkt olarak sizin kayıtta ihtiyacınız olan rahatlığı da sağlayacaktır. Bunun için çok basit bir yöntem kullanabiliriz. Hemen internet üzerinde direkt farklı tipteki mikrofonları arayabiliriz. Örneğin öncelikle mikrofon olarak arayıp görseller kısmına geliyorum. Hepinizin ulaşabileceği Google'da aradığınızda görseller kısmına geldiğinizde ihtiyacınız olan mikrofon görüntülerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle mikrofonlar birçok çeşit olabilir. Bu bir enstrüman kaydı yapacaksanız mikrofonları farklı, bir vokal kaydı yapacaksanız enstrümanlar yine farklı. Bunun dışında bizim asıl konumuz olan masa üstündeki herhangi bir programı veya bilgisayar masa üstünde kullandığımız bir görüntüyü çekmek istiyorsak kullanmamız gereken mikrofon mutlaka farklı olacaktır. Ve şu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Mikrofon seçiminde kullanmam gereken kalite hangi seviyede olmalı? Öncelikle çok yüksek kalite ya da yüksek kalite bir mikrofon almaya çalıştığınızda doğal olarak bunun ücretleri de yüksek olacaktır. Yani fiyatı yüksek olacaktır. Yüksek kalite mikrofon aldığınızda sizin ses kaydınızda yüksek kalite çekebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için farklı donanımlara da ihtiyacınız olabilir. Yani her yüksek kalite mikrofon sizin ihtiyacınızı görmeyebilir. İhtiyacınız olan tek şey orta kalite bir mikrofon sizin bütün işlemlerinizi çözecektir. Önemli olan doğru ve rahat kullanabileceğiniz bir mikrofon türü seçmek. Örneğin ekranda gördüğümüz bir mikrofon var. Bu masa üstüne koyabileceğiniz ve sabit olarak duran bir mikrofon. Bu mikrofon ekran kaydı yapıyorsanız sizin çok fazla ihtiyacınızı çözmeyecektir. Yani hem ekranda mouse'la bir şeyler anlatıp hem klavyede bir şeyler yazacaksanız ve aynı zamanda konuşacaksanız bu sizin işinizi çok fazla görmeyecektir ve sizi rahatsız edecektir. Çünkü sabit olarak klavyenin önüne koymanız gereken bir mikrofon ve mikrofona belirli bir oranda yakın durmanız gerekiyor. Masanın bir ucuna koyup oradan mikrofonun ses kaydınızı düzgün bir şekilde almasını bekleyemezsiniz. Bu sebeple bu mikrofonlara yakın durmanız gerekecek. Bu da sizi direkt olarak bağımlı hale getirecek. Yani sürekli olarak ağzınız bu mikrofona yakın olarak durmak zorunda kalacak. Klavyeyle yazı yazmak ve mouse'u kullanmak gibi işlemleri aynı anda görmek zorunda kalacaksınız. Bu sizin için sıkıntı olabilecek. Sıkıntı yaratacak bir mikrofon şekli. Mikrofonun kalitesi orta kalite olması yeterli olacak. Ama mikrofonun özellikle sizin rahat kullanabileceğiniz bir şekil ve kullanım şekli olması lazım. Başka bir mikrofon hemen seçelim. Yine sabit mikrofonlardan. Bu da en çok gördüğümüz, bildiğimiz mikrofonlar. Bu da sizi yine aynı şekilde sabitleyerek sıkıntılı bir şekilde işleminizi yapmanızı sağlayacaktır. Hatta işlemin çoğunda da sesin bazen az geliyor, bazen çok çıkıyor. Bunu bir türlü ayarlayamıyorum gibi sıkıntıları ortaya çıkartacaktır. Bu sebeple bu tip mikrofonları ekran kayıt yapıyorsanız seçmemeniz en doğrusu olacaktır. Hemen burada başka bir mikrofon var. Başka bir resim bulalım. Başka bir mikrofon bulmaya çalışıyorum. Evet. Bu başınıza takabileceğiniz, kulak arkasına takabileceğiniz bir aparatla direkt kullanabileceğiniz, ağzınıza yakın bir şekilde duracak ve sizi hareket olarak rahat bir şekilde davranmanızı sağlayacak olan bir mikrofon türü. Seçmeniz gereken mikrofon türü bu tarz bir mikrofon olmak zorunda. Yani ya başınıza takabileceğiniz kulaklıklı mikrofon olmak zorunda ya da yakanıza takabileceğiniz yaka mikrofonu olmak zorunda. İkisi arasında tercih yapmak tamamen sizin ödemek istediğiniz miktar ve kullanmak istediğiniz şekille ilgili bir konu. Biraz önceki masa üstünde kullanabileceğiniz sabit duran mikrofonlardan özellikle kaçınmanız gerekiyor. Bu ekran kaydı yapacak, hem klavyeyi kullanacak hem de mouse kullanacak iseniz. Bu tarz bir mikrofonu mutlaka seçmeniz gerekiyor. Bunun dışında yaka mikrofonu olarak yazarsak sanırım bize yine yaka mikrofonu çıkartacak. Gördüğünüz gibi yaka mikrofonu olarak da iki tane alalım. Yaka mikrofonu olarak bir kablolu olarak kullanabileceğiniz yaka mikrofonları var. Bir de telsiz olarak kullanabileceğiniz yaka mikrofonları var. Uzak bir kayıt cihazıyla sizin
konuştuğunuz mesafe uzun ise, mesafe farklı ise, örneğin bir sunum yapıyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken mikrofon telsiz yaka mikrofonu olacaktır. Eğer masa üstünde bir bilgisayar kaydı yapıyorsanız, ki bizim asıl konumuz bu, kablolu bir yaka mikrofonu almanız sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Çünkü bir sandalyede oturup mouse ve klavye kullanmanın dışında çok fazla ihtiyacınız yok. Fakat aynı zamanda telsiz mikrofonlar fiyat olarak daha pahalı sistemlerdir ki bunu zaten tahmin edebilirsiniz. Fakat yaka mikrofonunu, orta kalite bir mikrofonu rahatlıkla uygun ödeyebileceğiniz düzeylerde olduğunu söyleyebilirim. Ya yaka mikrofonu seçmeniz gerekecek ya da ekranda gördüğünüz gibi kulaklığı olmayan ve başa takılan bir mikrofon seçmeniz gerekiyor veya hemen mikrofon olarak seçelim. Gördüğünüz gibi kulaklıklı bir mikrofon seçmeniz de sizin için iyi olacaktır. Burada ben şöyle bir tecrübeme dayanarak şöyle bir tavsiye verebilirim. Kulaklıklı mikrofonlar uzun süre kayıt yapmayı düşünüyorsanız ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Neden? Çünkü sürekli kulağınıza takılı ve sizi dış dünyadan koparıyor kulak olarak. Ve siz belli bir süre sonra artık sıkılmaya başlıyorsunuz. Çünkü özellikle yaz günlerinde çekim yapıyorsanız ve odanızda eğer klima yoksa, ki genelde çekim yapılan yerlerde klima olmuyor çünkü profesyonel bir stüdyoda çekmiyorsanız bu işi evde çekiyorsunuz veya kendinize kapalı bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Dış seslerden tamamen arınmaya çalıştığınız için havalandırma sistemi çok fazla düzgün olmayan yerlerde çekmek zorunda kalıyorsunuz veya kendinizi bir odaya kapatıyorsunuz. Bu sebeple yaz gününde kulaklarınızı uzun süre taktığınızda kulaklarınız artık terlemeye başlıyor ve size sıkıntı veriyor. O sebeple kulaklıklı mikrofonlar çok fazla benim tercih ettiğim kulaklıklar değil. Ben özellikle başa takıldığında herhangi bir şekilde sadece mikrofonu ağzıma yakın bir şekilde tutmak ve başımı sağa sola çevirdiğimde, ki iki monitör kullandığınızda bu mutlaka ihtiyacınız olacaktır, sağa sola çevirdiğinizde sizi hareket olarak engellememesi ve kulaklarınızı rahatsız etmemesi gereken bir kulaklığı ben tercih ediyorum. Ama bu tamamen sizin tercih etmeniz gereken, sizin tercih edebileceğiniz bir durum. Fakat sizin hareketinizi kısıtlamayacak mikrofonu seçmeniz buradaki önemli nokta. Bu tip kulaklıkların bir avantajı, yani başınıza takabileceğiniz ve ağzınıza yakın duran mikrofonlarda şöyle bir avantajınız da oluyor. Dışarıdaki sesleri çok fazla dahil etmiyor. Siz ağzınıza çok yakın tuttuğunuzda sadece belli bir aralığı alacağından dolayı dışarıdaki sesleri çok fazla dahil etmiyor. Masaüstü kullandığınız mikrofonlarda ise bu ya mikrofona ağzınızı çok yakın tutacaksınız ya da gerekli mikser ayarlarını, volüm ayarlarını artıracaksınız. Bu da dışarıdaki sesleri de almaya başlaması anlamına gelecektir doğal olarak. Bu sebeple ya yaka mikrofonu kablolu olması sizin işinizi fazlasıyla görecektir ya da başınıza takabileceğiniz kulaklıklı mikrofon, ki ben kulaklığı tercih etmiyorum, kulağınızda olmayan bir mikrofon kullanmanız bu konuda çok yeterli olacaktır. En önemli kısımlardan bir tanesi de giriş, yani kablosu. Bir USB mikrofon mu seçmelisiniz ya da line in dediğimiz ya da mikrofon dediğimiz girişlerden diyebildiğimiz dediğimiz şekilde mi olmalı, ki bu jackları mobil cihazlarımıza da rahatlıkla kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Burada tamamen kullandığınız bilgisayara göre değişmektedir. Örneğin bir Mac kullanıyorsanız Mac'te direkt mikrofon girişi yoktur ve line in dediğimiz bir giriş vardır. Bu girişe kulaklığı direkt taktığınız andan itibaren herhangi bir şekilde sesin volüm sıkıntısını çekersiniz. Yani mikrofon direkt olarak line-in girişine bağlandığı andan itibaren mikrofonun herhangi bir şekilde sesin düzeyini artırmak için gerekli donanıma sahip değildir mikrofonlar. Bunun için ekstrem bir mikrofon kullanmıyorsanız. Line-in girişleri de direkt olarak sesi yükseltmek için kullanılan bir yapı yoktur. Mikrofon girişi gibi değildir. Ve line-in girişine kullanıyorsanız mutlaka araya bir yükseltici, yani mikser gibi bir cihaz koymanız gerekecektir. Eğer mikrofon girişini kullanacaksanız da buna ihtiyacınız yok. Direkt olarak mikrofonu mikrofon girişine bağladıktan sonra istediğiniz gibi ses kaydını yapabilirsiniz. Eğer line-in girişiniz varsa, mikrofon girişiniz yoksa, bunun için USB girişlerini tercih edebilirsiniz. USB girişlerinde de ses düzeyini rahatlıkla ihtiyacınız olduğu kadar elde etmeniz de mümkün olacaktır.